Yaşadığımız bina çöktü çökecek. Yani evimiz yakında başımıza yıkılacak. Kartal'daki bir binanın sakinleri bu serzenişle ulaştılar bize. Sesimizi duyurun dediler. Arkadaşlarım bugün o adresteydi. Bakın nasıl bir tabloyla karşılaştılar. Sen çekme beni. Çekmeyin abi. Allah Allah. Çekmeyin ya. Oturduğum binanın altında kirişler, hepsi patlak ve görüntüleri var. Bile bile enkaz üzerinde yaşıyorsun. Çürük bina komşuları birbirine düşürdü. Kimi enkaz altında kalmaktan. Kolonlar kötü durumda. Yani pamuk şekeri gibi böyle dokunulur zaman dökülüyor. Kimi de evini kaybetmekten korktu. Sokakta kalacağım, öleyim daha iyi. Ne yani? Bu kadar kıymetsiz mi canım? Evet. Kartal'daki 30 yıllık binanın kolonları çürümüş durumda. Yani tehlike kapıda. Enkaz üzerinde oturuyoruz şu anda. Görüyorsunuz. Her şey ortada. Kabuk beton tamamen dökülmüş. Korku filmi gibi yani şu an baktığın zaman. Ya korkmamak mümkün değil. 5 katlı binanın altındaki tüm kolonlar neredeyse yıkıldı, yıkılacak vaziyette. Öyle ki işte betonlar bisküvi gibi dağılıyor. Dahası demirler korozyona uğramış durumda ve işte burada yaşayanlar da evlerinin bir gün yıkılacak olmasından çok korkuyorlar. Ara sıra yatarken rüyalarımda binanın düştüğünü görüyorum. Korkuyla uyuyorum her gece. Korkuyoruz ama ne yapacağız, yapacak bir şey yok ki. Vallahi deprem olsa direkt biter burası. Sadece deprem olduğunda sallanmıyor ki, evde yürürken de sallanıyor. Her taraf çatlak, benim kolumlar bile evde çatlak. Duvarlardan yağmur suyu sızıyor. Ayrıca altyapı da kötü olduğu için yani tıkanma yapıyor, lağım basıyor. Biz burayı pompalarla işte boşaltıyoruz. Daha önce kentsel dönüşüm için sık sık belediyeye başvuran ancak çözüm bulamayan bina sakinlerinin tek korkusuysa deprem değil. Benim evim altı çürük, tamam. Ben bunun bilincindeyim. Bu insanlar ne yapacak? Ben emekliyim. Benim hakkım burada korusun. Ben buradan çıkar giderim. Buranın en salik. Hiçbir şekilde inşaat alanı yapılamayan yer demek. Biz bu insanları buradan çıkardığımız zaman emsali yükseltmeden çıkarırsak alacağımız toplam daire 50-55 tane. Burada 124 tane kat maliği var. Verilen bu emsallerin tekrar geri alınması için, insanlara bu hakları geri verilmesi için bir çalışma yapılıyor. Bize söylenen şu. Eylül'ün 15'inde meclise inecek. Ve çalışmalar tamamlandı. %99 meclisten geçecek.